bundan fayda var, vur kemence ciyaya. Zenginler bastı gaza, fakirler vurdu saza. Memleketin dertleri biter mi yaza yaza? Marmaris Kuşadası, zenginlerin yuvası. Biz gibi fakirlerin geçmez orada parası. Fakir bulup içemez birinci sigarası. Zenginin dudağından düşmeyin mal borası. Sereceğim yollara cebimdeki mendili. Görenler de diyecek nereden geldi bu deli. Vurdu aldılar benden sırtımdaki ceketi. Allah olsun tontoni yiyecek memleketi. Neredeyse alacak tavuklardan da vergi. Dayımız bakan olsa rahat ederdik belki. Tonton dedi şeytana, neredesin çık meydana. Şeytan da çıkmam dedi, vergi vurursun bana. Büyük vur diller bana, düz yollarda taşınmaz. Şeytanla uğraşılır, tontonla uğraşılmaz. Ha bu Türkiye'ci uşak, ekmek yemeyecek mi? Hep gömlek lan gezeyi, ceket giymeyecek mi? Hep çaldı paramızı, bankaların çalımı. Tonton bindi sırtıma, aldı olan malı. Elimizdeki varlık havalandı uçayı. Geride kalan varlık doyurmaz karıncayı. Allah olsun tontoni taktı bize kancayı. Aca sonni ne olur çekersak tabancayı. Gitti arkadaşlar, ben kaldım bir kazaya. Hakim çarptırdı beni 2 milyon cezaya. Uyudum rüyalandım, bomba düştü yurduma. Kurtar beni hakim bey, tonton dindi sırtıma. Tonton attı bombayı, düşürdü ocağıma. Kurtar beni hakim bey, acı gençlik çağıma. Senin gibi hakimi ben dünyada görmedim. Rüşvet istedim benden 2 milyon vermedim. 2 milyon parayı ben nereden bulayım? Zaten yarın deliyim, tam deli mi olayım? Bilmez misin hakim bey, lafla pilav pişmeyi. Bir gün sen de düşersin, sanma hakim düşmeyi. ...96.4 Cem Radyo'da... ...Birlik Sofrası devam ediyor... ...konuğumuz Apolas Lermi... ...evet bizi telefonlarla... ...aramak isterseniz... ...627-0212... ...627-7434... ...0212-627-4877'den... ...arayabilirsiniz... ...eğer tercihiniz mesaj olursa... ...mesajı geçeceğim... ...ama öncelikle eğer... ...bizi Facebook'tan... ...eğer mesaj göndermek isterseniz... ...Birlik Sofrası... adımından bize mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca Cem yazıp boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı 2864'e göndereceksiniz. Evet, şimdi seninle ilgili sana birçok soru geldi ama ben bunları yeni gördüm. Daha doğrusu yine senden yüzümü alıp arkaya döndüm de mesajları gördüm. Şimdi hemen bir tanesi var ki, örneğin Burcu Felek Üsküdar çok güzel bir soru sormuş. Demiş ki, en çok nerede beğenildiğini hissediyorsun? Türkiye içerisinde en çok hangi yörede beğenildiğini, dinlendiğini hissediyorsun diye sormuş. Yani şöyle, yaptığımız müzik itibariyle Karadeniz ama nüfus olarak İstanbul. Karadenizlilerin çoğu İstanbul'da ikamet ettiği için, İstanbul'da yoğun bir Karadeniz nüfusu olduğu için İstanbul gibi görünüyor. Böyle yani. Karadeniz'in neresi derseniz Trabzon benim memleketim önde, daha sonra Rize, Giresun, Artvin, bu şekilde gider herhalde. Peki, Yunanistan'daki ilgiyi nasıl buluyorsunuz? Yunanistan'daki ilgi de çok güzel. Burada dediğim gibi oradaki insanlar bizi takip ediyorlar.
Neden? Çünkü Türkiye'de ben farklı bir şey yaptım Karadeniz müziğinde. Nedir o? Şu. Karadeniz kültürü içerisinde yer alan Rumca şarkıları ve bu kültürü Türkiye'de çok fazla ifade edenler yoktu yani. Geçmişteki abilerimiz de bu konuya çok değinmediler. Çünkü bir tabu gibiydi yani Türkiye'de Rumca. Ben bunun üstüne gittim yani. Rumca şarkıları seslendirdim. Neden? Çünkü ben bunu bir kültürel zenginlik olarak görüyorum. Politikacıların bunları bir kavga haline getirmesine karşıyım. Politik malzeme haline getirmesine karşıyım. Bir kültürel zenginlik olarak ben de bir o yöreni yetiştirdiği bir çocuk olarak bu konuya duyarsız kalmadım ve bu dilde şarkılar seslendirdim. O insanlar da buradan giden insanlar mübadeleyle. Yunanistan'da bunu gördüler, dinlediler, sevdiler bizi yani. Bu iletişim, bu kültürel iletişimi sevdiler. Bu şekilde. Bir şey sormak istiyorum. Karadeniz bölgesinde Rumların bulunduğu, Karadenizlerin bulunduğu alan dar bir kısım değil mi? Trabzon yani, Rize arasında dar bir kısım. Ben tarihçi değilim. Hani bu konulara çok fazla böyle şudur diyemem yaptım, yani. Yaptığım araştırmalar evet. Şöyle geçmişte yani Sinop, Amasya'dan Batum'a kadar bir imparatorluk vardı yani. Evet. Bunu kabul edelim etmeyelim. Pontus Rum İmparatorluğu. Evet, bu imparatorluğun içerisinde bu insanlar vardılar yani. Her taraf o bölgelerde yani Sinop'tan Amasya'ya, Amasya'dan Batum'a kadar bu bölgede vardılar. Daha sonra işte çeşitli olaylar, bir şeyler yaşandı. Bu insanlar buradan gittiler. Geride kalanlar vardır. Bak bunlar Karadeniz'de tartışma şu anda evet şu anda bunlar tartışma konusu. İnsanlar bunları tartışıyorlar. Evet. Biraz da benim müziğim ve ismim üzerinden bu tartışmalar yürüyor. O nedenle bazı insanlar bana karşı biraz tahammülsüzler yani. Pek sevmeyenlerimiz de var yani. Sevenlerimizin yanında evet. Sevmeyenlerimiz de var. Ama şunu söylemek istiyorum. Müzik her zaman, bu çok önemli. Müzik kültürel aydınlanmanın öncüsü olmuştur her zaman. Güneydoğu'da da öyle olmuştur. Dünyada da öyle olmuştur yani. Karadeniz'de de öyle oluyor yani. Evet. Bir telefonumuz varmış sanıyorum. Ahmet Yavuz arıyor bizi. Alo, iyi akşamlar Ahmet Bey. İyi akşamlar. Bizi neden arıyorsunuz Ahmet Bey? Hangi semtten? Alo. Alo Ahmet Bey, beni duyuyor musunuz? Evet, şimdi duyuyorum. Bizi nereden arıyorsunuz? İstanbul'da şu anda trafikteyim, arıyorum. Peki, tamam, buyurun, dinliyoruz sizi. Tabii ki Yön Radyo'yu zaman zaman dinlerim ben böyle. Ama baktım bizim uşak orada, Yön Radyo'da misafir. Sabahtan beri dinliyorum, ismini bir türlü alamadım. Yalnız Ahmet galiba. Bey, hatlar karıştı. Size bu misafir tebriğinizden dolayı, Karadeniz'i misafir etmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Bir yayın evi olarak, yayıncı olarak. Evet. Ahmet Bey şöyle, güzel, Ahmet yani, Bey özür dilerim. Yön Radyo değil, Cem Radyo'daysınız şu anda. Pardon, özür dilerim. Cem, şimdi bakıyorum çünkü hangi radyo diye. Cem Radyo, evet. Dinlediğim radyolar bunlar zaten. 0.2 frekans fark var, evet. Evet, evet, evet. Tabii orada bir Karadenizli bir müzik yapan arkadaşımızı görünce konuk olayım dedim, ismini öğreneyim dedim ama duymadım hala. Apolosler mi? Değil mi? Aa, Apolos, tamam. Kendisi tabii bizim Karadeniz müzik elçimiz. Tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür ediyoruz. Şarkı tanışıyoruz ama burada tabii o mümkün değil. Güzel, çok güzel mesajlar veriyor. Kutluyorum. Hem sizi kutluyorum hem de Apolos Selim'i kutluyorum. Çok, çok teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkürler Ahmet Bey. Ahmet Bey, telefon Ahmet Bey, bir şey sorayım da öyle kapatalım. Buyurun. Şimdi karşınızda bir Karadeniz sanatçısını görmek, bir yorumcusunu görmek nasıl bir duygu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Apolos beni çok iyi tanır abi. Onu kutluyorum. Başarılarını tebrik ediyorum. Sizi de zaman zaman dinliyorum. Ben bir Karadenizliyim ama sizin de tabii evet. Yayın podcast'ı beğeniyorum. Dinliyorum. Şimdi nedir biliyor musunuz? Evet. Hep söylerler ya, müzik evrenseldir diye. Evet. Müzik evrenseldir diye derler. İşte şu anda siz bunun örneğini sunuyorsunuz. Yani Apolos zaten kendini çok güzel bir şekilde tüm Türkiye'ye sevdirmiş. Siz de tabii ki bir yayın evi olaraktan onu konuk etmişsiniz. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Ahmet Bey, bir şey söyleyeyim. Ahmet Bey, bir şey söyleyeyim. Yani, çok özür dilerim Ahmet Bey. Apolos müzik evrenseldir demiyor ama. O ona karşı çıkıyor. Eyvah, derin bir konu. Ne diyor? Ben biliyorum. Apolos müzik... Siz aramıza giremezsiniz. Ya bunlar hep böyle aramıza girmeye çalışıyorlar. Bunlar bizi birbirimize düşürmeye çalışacaklar. Bilgin olsun. Evet, evet. Ama tabii ki şöyle bir şey söyleyeyim Apolos. Yani bugün bir işte...
o radyoda seni misafir etmeleri bile bu müziğin evrenselliğini gösteriyor. Sen zaten bir müzik elçisin. Teşekkür ediyorum sana da çalışmalarına da başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Nedir biliyor musun? Mesaj ne vermek lazım aslında biliyor musun? Yani sanatçılarımız bölgemizi ve insanımızı nasıl temsil ediyorlar? İşte bunun en güzel örneği sensin. Seni o yönden kutluyorum kardeşim. Çok sağ olun. Ve farklı. Tabii ki yayın evini de sizin misafir ettiğinden dolayı, müziğin evrenselliğinin en güzel sunumundan dolayı o yayın evini zaten dinliyorum. Bir Trabzon olarak ben de dinliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum yani. Çok sağ olun. İyi akşamlar, saygılar. Sağ olun. Yaptığımız şeylerin farkında olan insanları tanımak gerçekten beni çok mutlu ediyor yani. Yani bir işte Karadenizli sanatçı falan değil de hani ayrıntıları okuyabilmek herkesin şey yaptığı bir şey değil. Ahmet Bey onlardan biriydi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi bir dinleyicimiz Bahar Günay Balıkesir'den mesaj göndermiş. Diyor ki Apollo Sizer mi yaptığı müziği başarılı buluyor mu? Buluyor mu demiş ve bundan sonraki hedefi nedir diye sormuş. Şöyle yani bu ben mesela bu şarkıları yaparken biz sadece ben tek başıma yapmıyorum. Çok fazla müzisyenin emeği var yerde ve bu müzisyenler gerçekten önemli müzisyenler. Yalnız biz albümü oluştururken iki arkadaş daha çok üzerinde çalıştık. Bir tanesi Murat Çorak. Çok önemli katkıları var onun. İlk albümde de ikinci albümde de emekleri var. Yani benim sadece tek başıma yaptığım bir şey değil bu. Bir ekip işi yani bu. Elbette yani bu işleri yaptıktan sonra keşke şurayı şöyle yapsaydık, keşke böyle yapsaydık şeklinde fikirlerimiz oluyor. Yani eksiklerimiz var. Sonradan görüyoruz bunu, dinliyoruz eksiklerimizi. Bu bir süreç ama yani böyle devam ediyor. İlk albümün üstüne ikinci albüm, üçüncü, dördüncü ya da işte bu şekilde hep daha iyisini, daha güzelini yapma peşindeyiz. Ben hedef olarak şöyle diyeyim. Yani içinde bana ait olan, duygusu bana ait olan şarkıları, Karadeniz ezgilerini dünya müziğine biraz yakınlaştırıp böyle bir mütevazi bir yer edinmeyi amaçlıyorum. Yani dünya müziğinde Karadeniz ezgilerini. Bunun uzun vadeli bir şey tabii ki. Kendimizi eğitmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Yani bu tarz hedeflerim var, bakalım. Evet. Şimdi ben ilginç bir şey gözüme çarptı. Örneğin geçen haftalarda Çetin Akdeniz konuğumdu. Onun annesi Çetin Akdeniz süpürgeyle saza benzetip çalarken, icra ederken daha doğru ifade oldu bu. Annesi ona kızıp onu kovalarmış. Dermiş ki sen saz çalamazsın, süpürgeyle uğraşma. Ama sonrasında saz sanatçısı olunca demiş ki oğlum demiş ah bilseydim demiş seni bilseydim böyle ünlü birisi olacağını. Ben hiç sana demiş kıyar mıydım? Benzer durum sizin ailenizde var. Yani ailenizde başta bir telefonumuz varmış. Sonra Adnan Bey iyi akşamlar. Alo. Alo. İyi akşamlar Adnan Bey. İyi akşamlar, merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Nereden bizi arıyorsunuz? Ederim. İstanbul'dan sanıyorum. Ben de İstanbul'dan şu anda yoldan arıyorum. Evet. Sarıköy'den. Evet. Konuğumuz Apollo Sizer mi? Konuşmaya başlayayım mı? Tabii buyurun. Şimdi öncelikle ben Apollos'u tebrik ediyorum. Onu hayal meyal hatırlıyorum. 10 yıl öncesinden falan Sefaköy Sürükçeşme'de bir grupları vardı, birlikte çalıştıkları. O zamandan ki efendiliğini, tarzını muhafaza eden yapısı nedeniyle kendisini kutluyorum. Teşekkür tebrik ediyorum. Ediyorum. Sağ olun müzik Adnan. Hayatının da çok başarılı bir seyir izlediğini görmek beni mutlu ediyor. Evet, çok sağ olun Adnan. Aynı zamanda ben Sinopluyum. Küçükçekmece Sinoplar Derneği'nin de başkanıyım. Selam. Selamet abiyle birlikte misiniz? Alo? Selamet abiyle birlikte misiniz? Evet, ben Selamet'in arkadaşıyım. Evet, çok selam söyleyin. Bahsine. Şimdi ben az önceki ifadeniz doğrudur. Karadeniz'de çok değişik medeniyetler gelip geçmiştir. Mesela bizim Sinop kentimizin tarihi 4200 yıla dayanır. 4200 yıl öncesinden beri orada değişik medeniyetler geçmiştir. Karadeniz mübadele esnasında en fazla yer değiştiren mekanlardan birisidir. Hatta bununla ilgili Sinop Ayancık'ta bir söyleşide bir gazetecinin anlattıkları herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Şöyle zamanınızı almayacaksam iki kelime çok de ifade kısa edeyim. Tabii çok kısa. Sinop'tan Ayancık'tan Rodos'a Rodos adasına göç eden Yorgo Baba ile yapılan röportajda Yorgo Baba şunu söylüyor. Diyor ki
Biz diyor geldiğimiz yerleri çok sevdik. İsteyerek gelmedik. Ama geldiğimiz şu an bulunduğumuz yeri de geldiğimiz yer gibi seçtik. Önüm deniz, arkam Olimpos, tıpkı Ayancık gibi diyor. Ondan evet. sonra bir şey daha söylüyor. Tek meyveyle bahçe olmaz. Biz çok güzel bir ülkenin, çok güzel bir bahçesiyiz. Bu bahçenin hırpalanmasına müsaade etmemek gerekiyor. Bunu sanat alanında uygulamaya çalışan Apollos gibi kardeşlerimize, sevgili Kazım gibi kardeşlerimize bu ülkenin çok büyük ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Apollos'un şahsında da Kazım'ı, sevgili Kazım'ı bir kez daha anıyorum. Ben iyi yayınlar diyorum. Fazla zamanınızı aldım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Antlan Bey. Selamlar. Evet şeyi sormuştum ben hani Çetin Akdeniz saz çalarken düzeltiyorum işte bir elinde şey alıyor. Evet aynı sıkıntıları ben de yaşadım. Evet, evet. Ailem başlangıçta karşıydı benim müzik yapmama. Çünkü biz yoksul bir ailede büyüdük. Onların düşündüğü daha böyle düzenli bir yaşamı olan maaşı işte devlet memuru gibi böyle evden eve işe işten eve. Kravat olan. Kravatlı falan tabii böyle biz... bir hayalleri vardı. Gayet doğal yani onların bu hayali de gayet doğal. Şu anda da birçok anne baba çocuklarıyla ilgili böyle hayaller kuruyorlar. Kurmak zorunda bırakılıyorlar. Ben de öyle bir ailede yetiştim. Ama yani benim böyle gelişti. Hayatım böyle gelişti. Şimdi aklıma bir anı geldi. Yaşar Kemal'in anısı. Yine benzer bir şey. Yaşar Kemal Adana'da tarlayı geziyor. O yanında şey var. Kaymakam var. Annesi de yanında Yaşar Kemal'in. Diyor ki Kaymakam Bey diyor. Oğlum diyor kaymakam olacak da diyor. Bak yazar oldu diyor. Yani aslında dünyaya bedel bir yazar olmuş. Annesi onun ayrımında değil. Evet. Sonradan de, evet. sonradan tabii kabul ettiler durumu. Kabul ya. Onlar da an... durumu sevdiler, memnunlar. Evet. Tabii ama hala çok para kazanamıyorum. O ayrı bir şey. Peki dışarıda tanınmak nasıl bir duygu? Dışarıda işte Apollos'lar mı geçiyor dediklerinde nasıl içiniz cızlıyor mu? Yoksa hiçbir şey yok ifade yok. Yok güzel bir şey tabii ki yani yaptığınız şey insanların sizi tanıması bilmesi güzel bir şey yani mutlu edici bir duygu. Ama öyle dışarıda çok fazla tanınan biri değil çünkü öyle bir imajım yok. Hani genelde sanatçılar görünüş olarak kendilerini diğer insanlardan farklı bir imaj benimserler ya. Ben öyle normalim yani. Yani çok fark ettiklerini çok dikkatli bakarsalar fark ederler. Yani bazı şeyleri tıpkı müziğim gibi yani dikkatli bakarsalar dinlerseler fark ederler. Peki şey var örneğin bu ama bu konuyu bir ara verelim öyle geçelim istersen. Peki. Evet. Şimdi Yaban Eller adlı ezgini dinliyoruz. Evet bu söz müzik. Bu türkü bir söz müzik anonim bir türkü ama bunu bağlamayla kemençeyi buluşturduğumuz bir ezgi bu. Bu açıdan Cem Radyo dinleyenleri bu türküyü sevebilirler. Hepsi Cem Radyo dinleyenlerine armağanım olsun. Peki dinliyoruz. Gelmez mi benim yazım? Ah dağlar karlı dağlar, gelmez mi benim yazım? Eller yarım diyen de benim dolar boğazım, benim dolar boğazım. Eller yarım diyende benim dolar boğazım. Ormanlar, ormanlar yazılıyı fermanlar. Aradım bulamadım dertlerime dermanlar, dertlerime dermanlar. Dertlerime dermanım. Müzik
alçaklara kar yağmaz, yüksek dağlar karlanır. Alçaklara kar yağmaz, yüksek dağlar karlanır. Ellerin yarı gelir, benim canım darlanır, benim canım darlanır. Ellerin yarı gelir, benim canım darlanır. Alnımın yazısını yaban eller bozamaz. Ağaçlar kalem olsa dertlerimi yazamaz, dertlerimi yazamaz o. Ağaçlar kalem olsa dertlerimi yazamaz, dertlerimi yazamaz o. İşlesin yüreğine yarım benim sözlerim. İşlesin yüreğine yarım benim sözlerim. Eller yarım diyende benim dolar gözlerim, benim dolar gözlerim. Eller yarım diyende benim dolar gözlerim. Sevdalığın yüzünden söylerim acı acı. Aradım bulamadım, yok derdumun ilacı, yok derdumun ilacı. Aradım bulamadım, yok derdumun ilacı, yok derdumun ilacı. Aradım bulamadım, yok derdumun ilacı, yok ...96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz Karadeniz müziğinin aykırı sesi Apolas Lermi. Evet, şimdi bize telefonla ulaşmak isterseniz son kez anons ediyorum. 0212 627 74 34 ve 0212 627 48 77'den bizi arayabilirsiniz. Ayrıca Cem yazıp boşluk bırakacaksınız. Mesaj bırakmak isterseniz eğer Cem yazıp boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı 2864'e göndereceksiniz. Eğer bizi aramak isterseniz bir de kişisel Facebook sayfam var, Birlik Sofrası. Oradan da bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, şimdi bir telefonumuz var. Bizim için astronom dinleyicilerdir diyoruz her zaman için. Selamet Bey. Evet. İyi akşamlar. Selamet Bey, bizi duyuyor musunuz? Alo. Alo, buyurun, buyurun. Merhaba. Merhabalar Selamet Bey. Evet, konumuz Apolas Lermi. Sesiniz hiç gelmiyor. Evet, şu an duyuyor musunuz? Evet. Konumuz Apolas Lermi. Evet. Evet, neler söylemek istersiniz? Buyurun.
sesi açsana biraz, duyamıyorum hiç buradan. Evet. Şimdi şöyle Selamet Bey, radyoyu açmayın çünkü açarsanız ses yankı yapacak. Radyoyu kapatalım isterseniz. Ama sizi hiç duymuyorum ben. Peki ben hiç konuşmayacağım. Siz buyurun konuşun. Buyurun, siz dinliyorsunuz. Alo. Alo, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şu an duyuyor musunuz Selamet Bey? Ya geliyor sesiniz ama. Evet. Buyurun, biz sizi dinliyoruz. Ben hiç bir şey konuşmayacağım. Buyurun. Evet. Apo? Tanışıyor musunuz Apollos Bey'le? Peki şöyle yapalım. Kapatalım tekrar isterseniz. Bir daha bağlanalım. Tamam. Belki o zaman tamam. Şey yapacak. Tamam. Evet. Bir telefon daha var galiba. Veli Aslan. Bağlandı mı Canan telefonumuz? Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Veli Bey. Veli Aslan değil mi? İstanbul. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Duyuyor musunuz beni Veli Bey? Duyuyorum, rahat rahat. Evet, Veli Aslan İstanbul değil mi? Yanlış. İstanbul, Maltepe. Evet, Maltepe, evet. Buyurun, konuğumuz Apollos Ler mi? Neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Efendim? Konuğumuz Apollos Ler mi? Buyurun. Apollos Ler mi? Evet. İstek isteyecektim ben. İstek programı değil, kusura bakmayın, ne olursunuz. Daha önceden biz bu, bir taslak hazırlıyoruz. Yani Sivaslıyım ben şahsen. Evet. Ama Karadeniz müziğini çok severim. Valla o zaman sizi Apollos Bey'le karşı karşıya getireceğim. Ben çekeceğim aradan. Tabii, teşekkür ederim. Buyurun Veli Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Hani benim normal yapı olarak Sivaslıyım. Evet. Tam anlamıyla tam bir Sivaslı, türkü dinleyen bir insan. Zara'dan mı? Yok, Yıldızeli. Güzel. Yıldızeli benim. Hani ama Karadeniz müziği ve Kürtçe müziği çok daha çok dinlerim. Sivas müziklerinden çok. Çok güzel. Hani özellikle Selçuk Balcı. Evet. Siz Resul Dindar. Sağ olun. Yani üçünüzü dinlerim. Hani bir istek isteyecektim. Tabii, buyurun. İstek almıyor musunuz? Yani belki programdan sonra çalarlar, bilmiyorum. Tabii ki. Söyleyin yine de. Şöyle bir amatör bir müzik dinledim. Onun tam orijinalini bulamadım. Hapishane içinde volta atamayırım. Evet, Erkan Ocaklı'ya ait bir türkü bu. Evet. Ondan bildiğimiz bir türkü. Bunu ben amatör olarak Sinan Kılıç mıydı? Efendim? Sinan Kılıç'tan dedim sanırım amatör olarak. Bilmiyorum ben. Veli Bey, beni duyuyor musunuz? Veli Bey, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. O Ezgi'yi yayınlayamayacağız. Kusura bakmayın. Ben peşinden söyleyeyim. Açık açık darılmada gücenme olmasın. Çünkü yok, estağfurullah. O Ezgi'yi bulamayabiliriz. Ve bir de şu var. Benden sonra program yapacak arkadaş o Ezgi'ye yer verir mi vermez mi? Onun garantisini veremiyorum. Çok özür dilerim. O zaman şöyle evet. Bir şey söyleyeyim. Hani benim isme dair bir müzik... Peki tamam, sizi tamam, soyadınız, isminiz Veli Bey, Veli'ydi. Soyadınızı kaçırdım, kusura bakmayın. Veli Aslan. Tamam, Reisiz. Peki tamam, peki Arslan adına armağan edeceğiz. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, saygılar. İyi yayınlar, sağ olun. Evet, sanıyorum telefonda Selamet Bey var değil mi? Alo, akşamlar Selamet Bey, duyuyor musunuz? Alan biliyorum. Alo, Selamet Alo. Bey, duyuyor musunuz şu anda? Evet, duyuyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Konuğumuz Apollos Ler mi? Merhaba Selamet abi. Merhaba Apo. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyi işte. Uğraşıyoruz aynı. Çok mutlu oldum ya. Atlan aradı az önce. Evet. Dedi böyle böyle Apo yayında Apo'yu ara. Allah Allah dedim. Evet. Valla çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim abi. Tanışıyor musunuz? Tabii ki tanışıyoruz. Geçmişten çok bize emek veriyor. Çok az geliyor ya. Tanışıyor musunuz diye sordum. Duyuyor musunuz peki? Duymadınız. Peki Selamet Bey, kusura bakmayın. Telefonunuzda bir arıza var sanıyorum. Umarım başka bir zaman sizinle evet, rahat şekilde konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Renk verdiniz. Sağ olun. İyi akşamlar. Saygılar. Ben meşgul ettim. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet, telefonda şu an Mustafa Ünlü diye bir arkadaşımız var. İyi akşamlar Mustafa Bey. Mustafa Bey. Alo. Alo. Buyurun, sizi dinliyoruz. Akşamlar. İyi akşamlar. Ben Rusya'dan arıyorum. Nereden bizi arıyorsunuz pardon? Rusya'dan. Evet, Rusya'dan arıyorsunuz, evet. Rusya. Evet, Koç'un arıyorum. Yayınınızı dinliyorum. Evet, geçen programda Yunanistan'da, bu program Rusya. Sürpriz oldu. Evet, evet. Evet.
Evet. Tokyo, evet, Tokyo. Mustafa Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de esas Kastamonluyum. Sınavdurayla'yım. Hemşerimizsiniz. Evet, evet. Ben Trabzonluyum ama askerliğimi Kastamonu'da yaptım yani. Yine de... Ben İnebolu. Kastamonu İnebolu'yum ben de. Evet, güzel bir yer. Sizi de kliplerinizi falan seyrediyorum. Böyle rahmetli Kazım Koyuncu yandan sesiniz var. Evet, teşekkür ediyorum. Yani kliplerinizi falan. Şimdi Cem Tilbe'ye sizinle bağlanayım dedim. Çok sağ olun, iyi yani yaptınız. Kısımda sağ olun. Yani güzel bir sesiniz var. İnşallah başarılı olursunuz. Sağ olun. Kısımda olunca insan daha böyle bir şey oluyor yani, duygul oluyor. Evet. Ben başarılar diliyorum sizlere. Çok sağ olun. Mustafa Bey, bir şey soracağım ben size. Bir şey soracağım, çok özür dilerim. Bakın, bu Karadeniz şeridi boydan boya ne kadar birbirini tutuyor görüyor musunuz? Kastamonlu, Sinoplu, Trabzonlu. Birazdan Artvinli arar bizi. Yani gerçekten bu kadar birbirini tutmanız... Yani hem, müziği, evet, müziği şeysi olmaz yani. Ben severek yani gece sabaha kadar açık tutayım dedi Cem TV'yi. Yani gece onunla uyuyorum. Peki yani. Apolosler mi dinliyor musunuz? Apolosler mi dinliyor musunuz? Apolosler mi dinliyorsunuz? Özür dilerim, dinliyorsunuz. Da hangi ezgisini çok seviyorsunuz? Evet. Hangi ezgisini daha çok seviyorsunuz? Ya Karadeniz müziği, Doğu müziği fark etmiyor yani. Evet, peki tamam. Bir ezgi. Halk müziği seviyorum. Yani. Anladım. Çok seviyorum. Çok teşekkürler. Halk müziği dışında olduğum için gurbette ne yapalım? Son bir soru sorayım, çok kısa. Rusya'da hava durumları nasıl? Soğuk mu bulunduğunuz yerde? Valla şu anda kar yağdı. Bayağı kar var. Evet. Oldu mu dedi. Bu olimpiyatların olduğu yerdeyiz biz. Evet. Hangi şehri? Soçi. Evet. Soçi'nde. Evet. Soçi'nde, evet. Peki, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar, saygılar. İyi akşamlar, iyi yayınlar, evet, başarılar. Evet, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet, şimdi... Evet, Ali Beyköy'den Hami Toprak size selamları var. Hami Toprak... Evet, o da Amasya'dan gönderiyor. Bakın, o şerit boydan boya sizi... evet. Şimdi şey soracağım ben size. Fadime Kimdir adlı kitaba makale gönderdiniz değil mi? Evet. O makale göndermeyle beraber... daha doğrusu şunu sorayım. Fadime'ne Kimdir adlı kitaba makale göndermek nereden aklınıza geldi? Böyle bir kampanya vardı. Bir kitap oluşturuyordu Karadeniz kadınıyla ilgili. Yani alternatif bir kitaptı. Ben de buraya annemi anlatmaya çalıştım yani. Annemin de adı Fadime. Onun yaşadığı süreci anlatmaya çalıştım. Bu yazım kabul edildi bu kitaba. Evet. Sonra bu kitapta yayınlandı. Fadime Kimdir kitabında. Evet. Bu şekilde gelişti. Peki başka bir şey var. Çok küçük bir şey ama önemli aslında. Küçük nüanslar. Çok önemli ayrıntıları doğuruyor. Fadime Kimdir adlı kitaba kabul edilen makalenizle, onun etkisiyle Ayşenur Kolivar'la tanışma imkanı buldunuz. Doğru evet, mu? Evet. Neden? Çünkü bu kitabın editörüydü kendisi. Aynı zamanda müzisyen. Evet. Bu kitabın sayesinde tanıştık. Daha sonra müzik çalışmaları yaptık birlikte. Hala birbirimizle görüşüyoruz. Yani birbirimize destek oluyoruz Ayşenur ablaya. Abra'yla birlikte. Böyle yani. Peki şimdi başka bir ilginç bir şey var. Bu Türkiye'ye özgü bir şey mi bilmiyorum ama bir telefon mu var? Evet, Canan Hanım bizi uyardı teknik masada. Ulaş Yıldırım. İyi akşamlar Ulaş Bey. Alo. Ulaş Bey, duyuyor musunuz beni? Alo Ulaş Bey. Alo. Duyuyor musunuz beni Ulaş Bey? Duyuyorum. İyi akşamlar. Konuğumuz Apolosler mi? İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Gerçekten çok keyifli bir program. Sağ olun. Daha önce de kendisini dinlemiştim. Bu programda ayrı bir sevdim gerçi. Karadeniz müziklerini çok seviyoruz. Bir de ben buradan rahmetli Kazım Koyuncu, gerçekten Karadeniz müziğini bütün Türkiye'ye, hatta dünyaya sevdiren adam. Onun da bir ruhu şad olsun. Öyle bir selam vermek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Programımız çok keyifli. Sağ olun. Ulaş Bey, bir şey soracağım. Siz nerelisiniz? Siz de mi Karadeniz? Ben de Sivaslıyım. Öyle mi, Sivaslıyım? Ben de Sivaslıyım. Aşağıdan bir destek daha geldi. Evet. Yani kıyı şeridi, evet. Kıyı şeridini üstlensek sonuçta yani Sivas orta kısmı. Hepimiz Anadolu insanıyız. Evet. O duruş çok önemli. Yani ben hani diyorum ya, Kazım Koyuncu'nun böyle başlattığı bir olay vardı bende, böyle Karadeniz müziğiyle alakalı. Evet. İşte daha sonra Volkan Konağan, o Cerrahpaşa. Ne bileyim, artık oradan sonra ardından Sivas, Apolosler mektup. Bütün yöreler artık Karadeniz müziğine farklı bir gözle bakmaya başladık yani. Gerçekten. Peki bir şey soracağım. Çok kısa bir şey soracağım. Çok kısa. Ulaş Bey, Karadeniz müziğinde sizi çeken unsur nedir?
Çok kısa. Bir telefon daha var çünkü onu bekletmeyelim. Çok kısa. Ya ben sadece olaya Karadeniz veya yöre yöre bakmıyorum. Ben bütün ezgilere tutkunum zaten. Peki. Bütün ezgileri dinliyorum yani. Peki. Karadeniz müziğinde tabii kendine göre albenileri var. Anladım. Yani öyle ya. Bütün peki. Ezgiler güzel. Çok teşekkür ederim. Yani. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Saygılar. Rica ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, bir dinleyicimiz daha hatta bekliyor. Musa Lermi, değil mi? Yanlış okumadık herhalde. Musa Lermi, Musa Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Adım Musa Lermi. Apolos Lermi ile bir akrabalığınız var mı? Elbette yani. Şimdi akrabalık... Bütün... Hayır, çünkü var mı diye sordum. Ben sanırım tanımıyorum ama yani bütün Lermi oğulları tek bir sülaleyiz biz. Hepimiz akrabayız. Lermi oğlu var, Lermi var, geniş. Evet. Benim önce tebrik ediyorum. Yaptığım müzik gerçekten çok duygusal, içli, güzel, kaliteli. Evet. Esas arama sebebim şu. Ben araştırdım. Lermi soyadı ne demek, neyce bulamadım. Evet. Peki biz o zaman bu soruyu Apolos'a soralım. Kendisi araştırdı mı, nedir, ne demek soyadı, hani neyce... bir bilgisi var mı? Bunu merak ettim. Tamam, şöyle kısaca söyleyeyim size. Bir Akçabat'tan yine bizim aileden bir arkadaşımız, akademisyen bir araştırma yapmış bu konuyla ilgili. Hala birkaç veri var. Yani ben de kişisel araştırmaları yaptım. Roma'dan sürgüne gönderilen bir aile olduğu söyleniyor. Birincisi bu. Papa'nın sürgüne gönderdiği bir aile. Roma'nın en uzak kentine, yani Trabzon'a. Birincisi bu. İkincisi Lermi eski Yunanca'da yalnız demekmiş. Üçüncüsü Lermos diye bir mitolojide bir tanrı var. Lermos diye. Evet. Bu şekilde... Ne tanrısıymış? Neyi temsil ediyormuş o tanrı? Ya bir tam hatırlamıyorum. Birinin oğlu yani... Müzik tanrısı. Yok. O değildi. Benzer bir şey. Yani bu benim ulaştığım şeyler bunlar. Evet. Tabii farklı söylentiler de var. Ama o akademisyen... akrabamızın da söylediği şeyler bunlardı. Buna evet. Benzer şeyler. Kırım'dan geldiği söyleniyor bir yandan. Yani net bir bilgi yok. Ama hani tek bir aile. Bu soy isim sadece bize ait bir soy isim. Ve ailemiz bu soy ismine düşkün nedense yani. Bunu da tam bilmiyorum. Biraz yani daha... Lermi'yse illa bağlantılıyız. Evet. Biraz daha ilgilenirsek Musa Bey papayla akraba çıkacaksınız gibi geliyor. o zaten daha yakın bir şey ihtimal bence. Şeye bakarsan hepimiz Adem ile Havva'ya bağlanıyoruz ya. Evet. Orada iş bitiyor zaten. Gerisi teferruat, gerisi şey. Doğru ayrıntı. Çoluk çocuk şey yani. Doğru söylüyorsunuz, doğru. Olgun insan. Evet. Dinden, ırktan daha yukarıda gördüğü zaman, baktığı zaman canda, ruhta, insanlıkta, güzellikte, gönülde birleşilir. Evet. Ne güzel şeyiniz. Dünyaya indin mi, dünya gözünden baktın mı, o zaman başlıyor. Sağdı, soldu, işte yukarıydı, aşağıydı. Yukarı aşağı hakikat benim... babında baktın mı, ruhtur, candır. Doğru. O dünyaya indin mi, işte Trabzonluydu. Ben şimdi Trabzonluyum ya. Evet. Arif Sağ Müzik Merkezi'nde gittim. 2 sene saz eğitimi kursu aldım. Hala da 2 seneden sonra da 2 sene daha geçti. 2 senede özel ders hocamla devam ediyorum. Önder Odak'la. Şimdi ya, Ali diyorum, çalıyorum sazı. Aynı zamanda neyzenim de. Evet. Bana diyorlar ki şimdi sen Trabzonlusun, hep işte Bektaşi şeyleri çalıyorsun, saz, Ali işte Bektaşi gibi sazlarda var mı diyor Bektaşlık. Yok. Hani Alevilik yok. Evet. Ama demek ki müzik evrensel Alevilik... değil mi Musa Bey? O çıkıyor ortaya. Apolos Bey demiyor ama biz diyelim müzik evrensel. Öyle değil mi? Nasıl? Apolos Bey buna pek katılmıyor ama müzik evrensel diyebiliriz değil mi sizin sayenizde? Evrensel derken neye katılmıyor? Ya o takılıyor size. Evet. Şaka yapıyor. Yok, demin bir seyirciye daha söyledi de. Ne evet. Yok yani, bir basın açıklaması vardı da ben onu açıklayacağım. Onu açıklayacağım. Var bir basın açıklaması onunla ilgili Apolos Bey'in. Diyor ki müzik evrensel değildir. Karadeniz müziği dinlerken bir Karadeniz'e duygulanır ama bir Brezilya müziği dinlerken aynı duyguyu alamaz diyor. O biraz haklı ama biraz o noktada haklı. Tabii o evet. Sosyal yapıların evet. Yani toplulukların işte etki
etkilendiği, küçükkenki büyüdüğü ortama göre etkilendiği müzik şeyi vardır ama bir ara bir nota, bir şey vardır ha, böyle kalpleri ürperten. Anladım. O hani bir güler yüzle Japon'a da böyle merhaba dermiş gibi tebessümle, güler yüzle, hiçbir lisan kullanmadan tebessüm ederek, hangi ırktan insan olsa olsun tebessüm edip gözüne gülerek baktığın zaman o da bir güler ve o da bir tebessüm eder ya, kalbe dokunur hiçbir dil dudak depreşmeden. İşte müzikte o anlamda bir evrensellik vardır tabii ki, hiç dil dudak lisan gerektirmeden evet, aynı duyguyu paylaşabilme noktasında evrenseldir. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Musa Bey. Bize, fazla uzatmayalım. Evet. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Verdiğim İyi akşamlar Musa Bey. Sağ olun. Afalo Sermiye çalışmalarında da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, şimdi bir kısa bir ara verelim. Biraz soluklanalım. Eski adlı Ezgi'nin söz müziği. Bana ait bir eser. Evet. Yeni klip çektik bu şarkıya. Evet. Yeni yayınladık daha. Bütün dinleyenlere armağanımız olsun. Gelsin. Ha bir de pardon, bir de bizim bizden özel olarak isteyen bir arkadaşımız vardı, Arslan diye bir arkadaşımız, soyadı Arslan ama hemen hızlıca bakıyorum, Veli Arslan'a da gelsin çünkü o özellikle istemişti, onu atlamayalım. Şu dağlar karalandı, sevdamız yoncalandı. Gördüm eski yarımı, yüreğim parçalandı. Gördüm eski yarımı, yüreğim parçalandı. Dağlarda bir yoncayım, bulutlar ağlar beni. Eski yarın hasreti dertlere bağlar beni. Akçabat başından seyrettim Tonya'yı. Eski yarın yüzü çektim dünyayı. Çektim dünyayı.
göz yüreğimde eski yarın izleri. Dağlarda rüzgar olsam, savrulsam bir diyara, dertlerim derman bulmaz, kapanmaz eski yara. Akça bat başından seyrettim Tonya'yı, eski yarın yüzünde zarar çektim dünyayı. Akça bat başından seyrettim Tonya'yı, eski yarın yüzünde zarar çektim. ...96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz Apollo Sidermi. Karadeniz müziğinin aykırı sesi. Evet, şimdi telefon attığında Söğütlü Çeşme'den Bilal Bey varmış. İyi akşamlar Bilal Bey. İyi akşamlar. Evet, konuğumuz Apollo Sidermi. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi biz Apollo'yu çok eskiden tanırız. Selamet abi az önce bağlanmaya çalıştı. Evet, bir türlü bağlanamadık. Apocuğum. Bütün Söğütlü Çeşme'ye selam gönderiyorum. Eyvallah, sağ olasın. Nasılsın Apocuğum, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz Bilal Bey? Sağ olun. Tanıdın değil mi? Evet, elbette. Enginleri bilirsin. Evet, evet. Nasılsın, iyi misin canım benim? Sağ olun, uğraşıyoruz abi işte, aynı böyle. Vallahi çok gururlanıyoruz seninle. Teşekkür ederim. Yani sürekli dinliyoruz. Yeni bestelerini, eserlerini, film müziklerini hepsini peki takip peki burada ediyoruz. Bilal Bey, sizi bir dakika biraz sıkıştırayım ben sizi. Hangi ezgisini seviyorsunuz Apollo Bey'in? Sürekli dinliyorum diyorsunuz. Hangi ezgisini seviyorsunuz bakalım? Ben size sormuş olayım. Bilal Bey. Vallahi şu an işimler aklıma geliyorsa yalan söylerim derim yani. Tamam peki. Sizi sıkıştırmayacağım peki. Ama hani sürekli internetten takip ediyoruz, müziklerini takip ediyoruz sürekli. Selamet Bey yanımda şu an. Evet. Çok yani, selam, çok selam söylüyorum abi. Herkese. Başımın gözümün üstüne. Hani görüşecekseniz yine vereyim. Yok, az önce görüştük. Ses çok zayıf geliyor. Evet abi. Bilal Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zahmet ettiniz, aradınız. Çok sağ olun. İyi akşamlar, saygılar. İyi akşamlar. Evet, şimdi şu konuya geleceğim. Apollo isimli ezgiyi Türkçe ve Rumca olarak kayıt yaptınız. Evet. Ve internet ortamında paylaştınız. Evet. Ve paylaşıp paylaşmaz da milyonlarca tıklandı. Ya o kadar değildir yani, milyonlarca sanmıyorum o kadar, ama hani güzel bir ilgi oluştu. Ondan sonra da işte yani ilk çalışma albüm... bunun ardından mı geldi? İlk yani, albüm Kalender'da. Evet, evet, evet. Mektup ve Apollo isimli şarkılarım. Yani bunlar çok tıklanınca ya ben bir albüm yapmak zorunda mıyım? Yo, yine yapmayacaktım da bir nasıl abimiz oldu? İkna etti beni bir şekilde. Yani ekonomik finansını sağlayacağını söyleyerek beni ikna etti. Sözünü, daha sonra yarı yolda bıraktı. Sözünde durmadı. Yine albümü ben kendim yaptım. Oradan, yani. Oradan arkadaşınız, abinizi kınıyorum. Yok, evet, sıkıntı peki. Yok ya. Yani. Peki, böyle daha anlamlı oldu. Öyle, evet. Değil mi? Dişinizle tırnağınızla evet. Bir yere gelmek daha anlamlı, daha güzel, daha hoş. Evet. Evet, çevrenizde hakaret kabul edilen Pontus'un kültürel zenginliğini ne zaman fark ettiniz? Yani bu İstanbul'a geldikten sonraki Karadeniz'e dönük araştırmalarım esnasında bu kültürle, yani burada böyle bir kültürün, böyle bir tarihin varlığıyla karşılaştım ki bu yani tarihsel bir veri yani. Bunu araştırdım ben de. Hala araştırmaya devam ediyorum. Hala öğrenmemiz gereken şeyler var yöremizle ilgili. Bu da onlardan bir tanesi yani. Karadeniz'de farklı diller var. Sadece Lazlardan ibaret bir bölge değil Karadeniz. Farklı kültürler var. Bu Rumca da bunlardan bir tanesi yani. Genelde biraz yalnız bırakılmıştı. Ben bu yalnızlığa bir ses olmak istedim. Yani
kültürel anlamda bir ses olmak istedim. Siyasi anlamda değil yani. O açıdan Rumca ezgiler seslendirdim ve insanlardan güzel tepkiler aldık yani. Evet, şimdi İstanbul'dan Necat Tutubaşı diyor ki, çok ilginç, çok güzel bir soru sormuş. Diyor ki, sizin ve bir kısım Karadeniz müziği yapan üstadların durduğu duruş karşısında halkın gösterdiği olumlu ya da olumsuz tepkiler neler oldu diyor. Yöresel halkın, Karadeniz bölgesinin. Şöyle, ben Karadeniz müziğine, kültürüne emek veren ozanlarımızla ilgili bir program yaptım bir Karadeniz kanalında. Bu programın etkisiyle insanlar beni daha çok anladılar, tanıdılar. Yani derdimi biraz daha iyi anladılar. Güzel tepkiler aldım yani bununla ilgili. Bu anlamda ama farklı diller, farklı kültürler açısından kaygıları vardı yani. Hala da var bazı insanların bu anlamda kaygıları. Bu da Türkiye'deki siyasetçilerin sorunu aslında. Ama müzikal ve kültürel anlamda biz güzel tepkiler son aldık. Son 4 dakikamız var ama ben önceden hızlı hızlı sorayım birkaç soruyu çok hızlı şekilde. Ardu Sezmiş Ankara, güzel soru olduğu için soruyorum bu soruyu. Tamam. Diyor ki, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmayı daha fazla nasıl sağlayabiliriz? Politikayı daha çok devre dışı bırakmamız gerekiyor. Siyasetçileri aramızdan çıkarmamız gerekiyor yani. İki taraf için söylüyorum bunu. Yani siyasetçileri aramızdan çıkarmamız gerekiyor. Yani o insanlarla iletişim kurarken siyaset penceresinden bakmamamız lazım olaya. Başka şekilde müzikle, kültürle, dille, işte doğayla, coğrafyayla bakmamız lazım olaya. Siyasette değil. Evet. Peki şöyle sorayım ben size. Son olarak neler söylemek istersiniz? Çünkü son 3 dakika içerisindeyiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Beni buraya çağırdığınız için. Sürekli takip ettiğim bir radyoydu. Eskiden de, müzisyen olduğum zamanlardan da. Burada olmak benim için gurur verici bir şey. Sesimi duyan herkese selam gönderiyorum. Bu akşam bizi dinleyen herkese. Bir hatamız olduysa kusura bakmasınlar. Herkese müzik dolu bir yaşam, sağlık, huzur dolu bir yaşam diliyorum. Umarım bir yerlerde karşılaşırız. Asıl ben size teşekkür ediyorum. Çünkü siz hemen radyoya gelmek için teklifte bulundum. Sağ olun, hemen kabul ettiniz ve geldiniz. Çok sağ olun. Daha önceki radyo çalışmamda da hep yardımcım oldunuz, geldiniz. Aranıza sağlık. Ben de gülümseyen akşamların tüm dinleyicilerin olmasını istiyorum. Sağ olun. Oh yaşa! Hop 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 hop! Dikkate! Dikkate! Salsa! Konaklarından, ah görelle görelle geçmem konaklarından. O benim sevdiğimin öpsem yanaklarından. O benim sevdiğimin öpsem yanaklarından. Altın yüzük yaptırdım Giresun ustasına. Reçete kar etmiyor sevdalık hastasına. Reçete kar etmiyor da sevdalık hastasına. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Bozma, bozma. Çok arar ha bu bizim görenle. Bir yol beni çok arar ha bu bizim görenle. Kemençemin telleri ne yenidir ne yeni. Ha bu bizim görenle bir zaman arar beni. Ha bu bizim görenle de bir zaman arar beni. Arar arar ar. Kollar yarım 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 yarım. Dikkat et, dikkat. Çımra oğlum gel. Dikkat et sosa. Vardım gittim örenle. Sımarladı yar beni. Vardım gittim örenle. Vereceğim müjdeler sevdiğimi görenle. Vereceğim müjdeler sevdiğimi görenle. Haydi gidelim haydi zıvara deresine. Para belli tabancam dolanayım sesine. Para belli tabancam da dolanayım sesine. Araş olayım.
Çıkalım kadırgaya pazar edelim pazarı. Çıkma gülüm dışarı nazar olursun nazar. Çıkma yavrum dışarı nazar olursun nazar. Kemençemin üstüne hardama vuracağım. Alıp seni sevgilim para ver duracağım. Seni alıp sevgilim de para ver duracağım. Birlik sofrası sona erdi. Ölmeden bir dem sürelim, gözümüze kara toprak, girmeden bir dem sürelim. Buna felek derler felek, ne aman bilir ne dilek. Akıbet ömrümüzü helak etmeden bir dem sürelim. Karacaoğlan der ki aman, güzelim sözüme inan. Bu ayrılık bize hemen ermeden bir dem sürelim. Siyah beyaz bir çizgide başlar, renklere doğru uzar gider. Hiç bitmez bu yolculuklar, gün ortasında ve sonunda da devam eder. Unutmayınız ki en güzel gece yolculuğu en güzel sabaha çıkandır. İyi yolculuklar. Aslan Güven'le gece yolculuğu başlıyor.